Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı övgüleri anlatmaya çalışacağım. Kur'an'da Tevbe suresi 128. ayette Allah şöyle buyurur. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Üstünüze titrer. Müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir. Âl-i İmran suresi 164. ayette andolsun ki Allah müminlere kendilerinden onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ahzab suresi 56. ayette gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin. Enbiya suresi 107. ayet. Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ahzab suresi 40. ayette Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Âl-i İmran suresi 31. ayet. De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır. Nisa suresi 69. ayet. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Haşr suresi 7. ayet. Allah'ın o kent halkından Resulüne verdiği ganimetler, Allah'a, Resul'e, ona akrabalığı bulunanlara, yetimlere, yoksullara, yolcuya aittir. Ta ki içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının. Ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. Ahzab suresi 21. ayet. Şanım hakkı için muhakkak ki size Resulullah'ta pek güzel bir örnek vardır. Allah'a ve son güne ümit besler olup da Allah'ı çok zikreden kimseler için. Kalem suresi 3 ve 4. ayetler. Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Ahzab suresi 38 ve 39. ayetler. Peygamber'e Allah'ın takdir ettiği, mübah kıldığı şeyde bir darlık yoktur. Bundan önce geçen bütün peygamberler hakkında Allah'ın sünneti böyledir. Allah'ın emri ise biçilmiş bir kaderdir. Onlar Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar. Allah'tan başka kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak da Allah yeter. Ahzab suresi 45 ve 46. ayetler. Ey peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Ve hem de izniyle Allah'a bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik. Nisa suresi 65. ayet. Hayır, Rabbine andolsun ki iş bildikleri gibi değil. Onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar. İsra suresi 79. ayette gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere uykudan kalk, Kur'an ile teheccüd namazı kıl. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi kesindir. Cuma suresi 2. ayet. Allah odur ki ümmiler içinde
kendilerinden olan ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdi. Oysa onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Enfal suresi 24. ayet. Ey iman edenler! Peygamber sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Resul'e icabet edin. Ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz kesin kes onun huzurunda toplanacaksınız. Araf suresi 158. ayet. De ki, ey insanlar, ben sizin hepinize Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki göklerin ve yerin bütün mülkü O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öldüren de, dirilten de O'dur. Bundan dolayı gelin, Allah'a ve Resulüne iman edin. Allah'a ve Allah'ın bütün kelamlarına iman etmiş bulunan o ümmi peygambere, evet ona uyun ki hidayete erebilesiniz. Enfal suresi 33. ayet. Halbuki sen işlerindeyken Allah onları azap edecek değildi. İstiğfar ettikleri sürece de Allah onlara azap edecek değildir. Fetih suresi 10. ayet. Herhalde sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Ahzab suresi 6. ayet. Peygamber müminlere kendi nefislerinden önce gelir. Onun hanımları da onların analarıdır. Akrabada Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir maruf, uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. Bu kitapta yazılıdır. Nisa suresi 69. ayet. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Sevgili dostlarım, elimden geldiğince kendi araştırdığım ve derlediğim ayetlerle Allah'ın peygamberimize olan övgülerini anlatmaya çalıştım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin üzerine olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın.